Bugün biraz baş ağrısı, özellikle de migren konuşalım istiyorum aslında seninle. Hastaların çünkü çok sık bize başvuru nedenlerinden bir tanesi de baş ağrıları. Elbette çok sık çünkü toplumda %20'lerde neredeyse görülme oranı, neredeyse 5 kişiden birisi migren hastası aslında. Biz bu oran eskiden daha düşük diye düşünüyorduk, hep gerilim tipi diye düşünüyorduk ama bu gerilim tipi dediğimiz baş ağrılarının da birçoğunun aslında migren olduğunu sonradan fark ettik. Çünkü baş ağrıları değişiyor, şekil değiştiriyor ve bir şekilde migren baş ağrısına dönüşüyorlar en sonunda. Migren baş ağrıları tabii hayatı diğerlerine göre daha çok Evet. sekteye uğratıyor. Günlük yaşamlarını çok etkiliyor hastaların ve muhakkak bir tedavi almaları gerekiyor hastaların. Bundan biraz bahseder misin? Ne gibi tedavi yöntemleri Şimdi uyguluyoruz? şöyle migren aslında böyle ergenlik dönemi başlıyor genellikle. Bazen çocuklarda da başlayabiliyor nadir olmayarak aslında. Çocuk hastalarımız da çok fazla oluyor. Ve aslında klinik daha iyi yani şikayetler oturuyor belli bir yaştan sonra. Tek taraflı ağrılarla başlıyor. Ataklar halinde seyrediyor genellikle. Eğer bu ataklar seyrek olarak oluyorsa, ayda 1-2 kez oluyorsa sadece atak tedavisi veriyoruz. Bunlar da nedir? İşte rutin kullandığımız ağrı kesiciler, nonsteroid antiinflamatuvarlar dediğimiz. Ya da bazen eğer bunlar etki etmiyorsa triptan grubu dediğimiz bu migrene özel ağrı kesiciler var. Ancak hastanın ağrıları artık ayda 4'ü geçiyorsa, 4 ataktan fazla olmaya başlıyorsa bir takım koruyucu tedavi yöntemlerine geçiyoruz. Bu koruyucu tedavi yöntemlerinde de bir sürü farklı seçenek var elimizde. Direkt migrene özel bir ilacımız yok ama farklı ilaç gruplarından ilaçları bu tedavi amacıyla kullanıyoruz. Özellikle antiepileptikler, antidepresanlar, bazen de beta blokerler gibi antihipertansifler. Tek tek ya da birlikte kombine olarak ağrılar gelmesin diye kullanılabiliyor hasta özelinde. Her hasta kendine özel, her hastaya göre tedaviyi mutlaka hastaya özel belirlemek gerekiyor. İlla ki her hastaya ilk geldi bunu vereceğiz, ikinci bunu vereceğiz gibi bir şey yok. Hasta özelinde hepsini belirlemek gerekiyor tedaviyi. Evet, migren tedavisi kişiye özel diyebiliriz buradan. Kesinlikle. Bir de botulinum toksin uygulaması yöntemi var. Kliniğimizde de uygulanmakta olan bu yöntemden biraz bahsedelim istersen. Botulinum toksin aslında bizim uzun yıllardır kullandığımız bir tedavi yöntemi. Nörologların bildiği bir ilaç aslında. Kas katılığıyla giden, spastiste durumlarında kullandığımız, geçici bir felç yapan bir toksin aslında, bir bakteri toksini. Ama bu özel fabrikalarda üretim ile biyolojik bir ürün olarak bize sunuluyor ve biz de yıllardır bunu kullanıyoruz. Ancak son yıllarda bunun ağrı üzerine de etkinliği fark edilince yapılan çalışmalarla en çok kronik migrende etkili olduğu fark edildi. Ve oldukça da etkili bir yöntem aslında. 2011'den beri onaylı olarak kullanılıyor. Bütün tedavi protokollerine girmiş durumda. Ama kronik migrende ayda 15 günden fazla ağrı yaşıyorsa hasta, bunun en az 8 günü migrenöz özellikte ise o zaman bu tedaviyi uygulamayı tercih ediyoruz. 31 noktaya enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Artı bazı noktalar belirlenebiliyor ama bu da hasta özelinde değerlendirilmeli ve her hastaya farklı noktalara ek enjeksiyon yapılabiliyor. Hastalara genellikle 3 ile 6 ay arasında etkili olabileceğini söylüyoruz. Hastaların ağrısı ne zaman dönüyorsa o zaman hastayı çağırıp tekrarını yapmak gerekiyor. Evet, hastalar bu konuyu bazen yanlış anlayabiliyorlar. Evet. Botulinum toksini uygulandıktan sonra tekrarlanmayacağını ya da ağrılarının tamamen geçeceğini düşünebiliyorlar veya ilaçlarını tamamen bırakabileceklerini düşünüyorlar. Genellikle yaklaşımımız şu şekilde. Eğer hasta ilaç kullanarak bize geldiyse botulinum toksini uyguluyoruz. Botulinum toksinin etkinliği birinci haftadan sonra başlıyor. 7 ile 10 gün arasında başlıyor ve onun sonrasında eğer ağrılar hafiflediyse ya da ağrılar ortadan kalktıysa ilaçlarını kademeli olarak azaltıp kesiyoruz. Aslında genel yaklaşımımız bu şekilde. Eğer hastanın ek bir problemi varsa bazen mesela uyku problemi oluyor. O hastanın uyku problemini ayrıca tedavi etmek gerekiyor ve yine ilaç kullanması gerekebiliyor uyku açısından. Ama bazen de atakları yine mesela kadınlarda özellikle adet dönemi çok şiddetli ataklar yaşayabiliyorlar. Bu ataklar botulinum toksin uygulaması sonrasında daha az şiddetli ataklara dönüşebiliyor ama yine ilaç kullanmayı gerektirebilir. O zamanları özel sadece belli ilaçlar verilerek yine bu ataklar geçirilebilir.
%70'den fazla sıklık ve şiddette azalma sağlıyor. Bu çalışmanın bize sonucu, verdiği sonuç. Hı hı. Bizim hastalarımızda da gördüğümüz aslında böyle sıklık ve şiddeti azaltıyor. O nedenle de kronik migren, o migren ağrılarıyla her gün, her sabah ağrıyla kalkmak çok sıkıntılı bir durum. Ve insan, hele ki çalışan bir kişi de, özellikle çalışan kişilerde bu çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Onlar da uygulamak çok zorlaştırıyor. Çok önemli. Bazen tabii migrenle beraber depresyon gibi duygu durum bozuklukları da oluyor. Yine bunlarda da tedavi uygulamak gerekebiliyor. Yani tedaviyi kesemeyebiliyoruz. Evet, devam etmek gerekebiliyor. Genellikle ilk kesebildiğimiz ilaçlar aslında antiepileptikler. Sonrasında antidepresan belki bir miktar daha devam edebiliyoruz ya da kesebiliyoruz. Hastanın durumuna göre karar vermek gerekiyor. Kişi özelinde belirlemek gerekiyor tedaviyi mutlaka. Evet. Ve hekimiyle yakın temas içinde olması gerekiyor hastanın. Sürekli diyalog halinde olması gerekiyor. Ağrı günlüğü tutması gerekiyor ki ağrıları ne sıklıkta oluyor biz bilelim. Ona göre tedaviyi şekillendirelim. Bunların hepsi önemli. Yani hastanın hekime ulaşabilir olması, hastanın hekimle diyaloğu çok önemli. Migren ağrıları bir süre sonra kendiliğinden geçebiliyor aslında belli bir yaştan sonra. Hı hı. Bunu daha çok hangi grupta görüyoruz? Kadınlarda migreni en çok tetikleyen durum aslında hormonal durum. Yani bu hormonal dalgalanma, kadınlardaki her ayki siklusun sebep olduğu bu hormonal dalgalanma migren ataklarını en çok tetikleyen durum. Menopoz sonrası o nedenle genellikle gerilemesini bekliyoruz. Büyük bir oranda geriliyor migren ağrıları. Gebelik döneminde de aynı şekilde. Çünkü gebelik döneminde de aynı hormonlar devrede. Genellikle gebelik dönemini rahat geçirir migrenliler. Ve menopoz döneminde de ağrıları geriler. Baş ağrısı tabii ki migren sadece erişkin dönemin hastalığı olarak görülüyor bazen ama çocuklarda da özellikle sen daha önce test çalışmanda da göstermiştin. Çocuklarda da nadir olmayarak baş ağrısı ve migren görülebiliyor. Aynen. Biraz bundan ve tedavisinden bahsedelim istersen. Çocuklarda da migren aslında oldukça sık görülüyor ama biraz göz ardı ediliyor aileler tarafından. Bazen işte ders yapmaktan kaçmak için kullanıyor falan gibi düşünülüyor ama ciddiye almak lazım. Çocuğun baş ağrısı, tekrarlayıcı bir baş ağrısı varsa ve bir uzmana göstermek lazım. Gerekiyorsa tedavisini uygulatmak lazım. Çünkü çocuğun okul başarısını, günlük yaşam aktivitelerini engelleyebiliyor migren baş ağrıları. Çünkü şiddetli bir ağrı ve engelleyici bir ağrı. Çocuklardaki özelliği biraz daha kısa sürmesi. Erişkinlerde böyle bir günü buluyor ağrılar genellikle ama çocuklarda bir saat, iki saat sürüp geçebiliyor. O zaman da işte hani aileler biraz daha böyle çocuk dersten kaçmak için mi yapıyor diye çok önemsemeyi biliyorlar. Önemsemek gerekiyor. Bazen de işte böyle tekrarlayıcı karın ağrısı atakları da bazen çocukluk çağında migren eşdeğeri olarak kabul edilebiliyor. Çocuklarda migren tabii ki önemli. Mutlaka tedavi de etmek lazım. Çünkü çocuğun okul başarısını, günlük yaşamını çok ciddi oranda etkiliyor. Sosyal hayattan alıkoyuyor bir kere. Çocuk işte baskete gidersen başım ağrıyacak diye endişe edip gitmemeyi tercih edebiliyor. O nedenle mutlaka tedavi etmek lazım eğer çok engelleyiciyse. Bunlarda da yine bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Daha zararsız ilaçlardan başlayıp eğer gerekiyorsa erişkinde kullandığımız ilaçlara kadar devam edebiliyoruz. Daha bitkisel çözümlerden daha sonrasında daha ciddi ilaçlara kadar kullanılabiliyor çocuklarda da. Çocuklarda da aslında yine botulinum toksin bir seçenek. Çok kronik bir ağrısı varsa, çok kronik baş ağrıları varsa ergenlik döneminde özellikle yine kullanılabiliyor. Son zamanlarda özellikle işte sınav dönemi, sınav stresiyle beraber 17-18 yaşında bayağı bir hastamız oldu. Botulinum toksin aslında güvenli bir ilaç. 30 yıldır kullandığımız, yan etkilerini iyi bildiğimiz ve çok ciddi de bir yan etkisi olmayan, eğer deneyimli ellerde uygulandığında da hiçbir sıkıntıya yol açmayan bir ilaç. O nedenle de aslında her yaş grubundan insanda kullanılabilir. Çok az kısıtlayıcı, yani botulinum toksin kullanamadığımız çok az durum mevcut. Çocuklarda kullanabiliriz. Çocuklarda yıllardır zaten spastisite ile giden işte bu serebral palsilerde kullanılıyor botulinum toksin ve güvenle kullanılıyor. Herhangi bir sorun yaratmıyor. O nedenle kronik baş ağrısı migreni olan çocuklarda kullanılabilir. Ya da botulinum toksin erişkinde kullanılabilir. Yetişkin döneminde zaten kullanıyoruz, indikasyonu var. İleri yaşta da kullanılabilir. Tek sıkıntı burada kan sulandırıcılar olabilir enjeksiyon olduğu için.
O zaman da belki belli süreler ara verilip yapılabilir ama basit aspirin gibi basit kan sulandırıcılarda bir sorun olmuyor ama bazı özel kan sulandırıcılarda da belli bir ara verilip yapılabiliyor yine botulinum toksini. O nedenle de birçok hastaya uygulanabilir, her yaş grubundan hastaya uygulanabilir. Evet, aslında migren deneyimli merkezlerde, deneyimli uzmanlarca tedavi edilebilir bir hastalık. Evet, kronik bir hastalık. Hastalar genelde onu merak ediyorlar. Yani migrenim geçecek mi? Hayır, geçmeyecek. Tansiyonunuz nasıl geçmiyor, şekeriniz nasıl geçmiyorsa ve semptomatik yani tansiyonu kontrol altında, şekeri kontrol altında nasıl tutuyorsanız migreni de kontrol altında tutabiliriz. Ama migreni tamamen geçirmiyoruz tabii ki. O nedenle de ama migren kontrol edilebilir bir durum. İyi bir uzmanla, sizin frekansınızın tuttuğu, konuşabildiğiniz, diyalog halinde olabildiğiniz bir uzmanla ile bu iş çok daha kolay olur.